Vallahi. Geç bir şey yaptıysa bana... Tamam bak ben alttan geçen şeyi verir vallahi rezil ya, olurum. Söz olsun. Bak kaç kişi izliyor burada. Söz olsun sen geç. Sen söyle hele söyle fiyatını. Olmaz salla abi, salla harile olsun. Olmaz, 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 salla. Salla. 15 olsun ya. Allah hayırlı olsun ya. 26,5. Evet. Merhaba NSVK severler. Kurban Bayramı özel videolarıyla karşınızdayız. Bugün Bursa'da Panayır'da hayvan pazarını sizinle turlayacağız. Bakalım karşımıza nasıl manzaralar çıkacak. Bika sen daha önce gezdin mi Endonezya'da hayvan pazarı? Gitmedim. Hiç gitmedim daha yani. Önce gitmedin ilk kez görüyorsun öyle mi? Evet. Gezdikten sonra senin yorumlarını alacağız tamam mı? Bakalım nasıl buldun? Kanalımızda bir seneden fazla bir süredir sürekli video yapıyoruz, yayınlıyoruz. Sizlerden tek beklentimiz kanalımıza abone olmanız. Videoları izliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Çok güzel. Bunun karşılığını abone olarak bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızda şu anda yaklaşık olarak 64.000'e yakın abone var. 30.000'i kanalımızı daimi olarak takip ediyor. Yani kemik takipçi. Geri kalanı videoları dışarıdan izliyor ancak abone olmadan geçiyor. Bakın Avrupa oranlarına baktığımızda kanallarda abone olma oranları Avrupa'da çok yüksek. Abone deyince hemen ücretli bir şey olarak düşünülüyor. O sistem daha başlamadı arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Selamünaleyküm usta kolay gelsin. Sağ ol abi Allah razı olsun. Yemleri mi açıyorsunuz? Evet toz yiyor abi. Ha hayvan toz yiyor. Yok yem toz şey oluyor. Toz. Ha yem toz oluyor. Toz oluyor ama acılı şey değil. Hayır zamanla yem birbirine yapışıyor. O inek yatıyor yani. Çok yorulmuş. Harika. Uyumak için de güzel yani. Sıcaktan yani. Evet. Şu an Bursa'daki en büyük hayvanın yanına geldik. Aman Allah'ım kameranın kadrajı şu anda sığmıyor. Satıldı mı bu abi? Satılmış. Evet. Ne kadar abi? Boğanın adı satılmış. Paşa paşa. Bak bak İka görüyor musun? Bak benim boyumda. Maşallah ya. Şuraya bak ya. Ha, şimdi... Yani 1.85 var çok rahat. Evet. Abi bunu kesmeye yürek ister ya. Siz mi keseceksiniz yoksa? Yok yok. Evet. Kaç kişi girdiler buna? Bunlar kardeş arasında. Ha iki kişi mi girdiler? Evet. Oh maşallah. Evet iki kişi koca danaya girmişler. 1.5 ton muydu abi bu? Evet. Oh maşallah. Maşallah. Araba maşallah. Ağırlığında. Kaç yaşında peki abi? 3. Yeni 3'e giriyor. Nasıl bu kadar büyüyor abi 3 yılda ya? Git git oraya. 3 yaşında mı sadece? Bak bak. Teper ben korkuyorum yok, ya. Sana sen geç. Vallahi. Geç bir şey yaptıysa bana... Tamam bak ben alttan geçen şeyi verir vallahi rezil ya, olurum. Olsun. Bak kaç kişi izliyor burada. Söz olsun sen geç bir şey olduysa bana. Vallahi billahi. Evet, tamam geç. Sen geç. Ha, şimdi kutsanacak mıyım geçince yok, ne olacak? Yok sen geç. He? Geçme. Yok geçmeyeyim ya. Tuncay gel geç. Abi vallahi işer bir şeyler Tuncay geç. Tuncay abi geç. Aa geçti geçti. Aa vallahi geçti. Çocuk geçti. Ben de geçeyim mi? Geç. Çocuk, abi çocuk kabul ediyor ya beni kabul etmez geç, ki. Geç geç. Yok vallahi abi, vallahi işer bir şey. Vallahi bir şey yok. Vallahi duş alırım tuzsuz duş alırım ya. Gel ben geçeyim ben geçeyim. Adı Fahit mi abi? Sen mi geçeceksin? Evet yok. Kabul etsin. Allah kabul etsin abi. Aynen. Adam ona göre çok güzel parasını da vermiş de Allah kabul etsin. Allah kabul. Ne kadar gitti abi bu? 26,5. 26,5. Evet. Oo. Araba fiyatı ya maşallah. Evet. Güzel değil mi? Kurban tabii canım. Görüyorsun maşallah. Bizim kurumuz bak. Kurbanın güzelliği. Ama hepsi güzel. Güzel, hepsi güzel. Hepsi maşallah. Güzel, altı güzel, abur evet. Güzel, bakımı güzel. İslamiyet'ten önce sadece hayvanlar değil, başka şeyler de kurban olarak kabul ediliyordu. Mesela bilirsiniz Habil ile Kabil'in olayı var. İşte Habil en böyle besili koçu. Kurban olarak Allah-u Teala'nın huzuruna sunuyor. Kabil ise ben niye meyvelerimin en güzellerini vereyim ki diyor kurban olarak gidiyor. En kötülerini, en çürüklerini koyuyor. Tabi Allah-u Teala Habil'inkini kabul ediyor ancak Kabil'inkini kabul etmiyor. Daha sonrası işte kötü insanların nesli Kabir'den devam ediyor arkadaşlar. Vallahi hayvan çok ters bakıyor bana ya şu an. Yok yok yok. Ters bakmıyor. Abi böyle bir hayvanın bir hareketiyle vallahi hastanelik olursunuz ya. Vallahi bu kuzu gibidir. Vallahi. Kuzudan daha yumuşak. 3 senedir kendi elinle yetiştirdin, aynen. Büyüttün diyorsun abi. Evet. Özbek kuzusu. Evet ben. Abi o değil de sen maşallah bütün hayvanların hepsini büyütmüşsün hepsi, böyle ya. Hepsi. Valla bir tondan aşağı hayvan yok. Çek başa. Hepsi aynı dibine. Sen nereden geldin abi? Hangi şehirden geldin? Muş Korkut'tan gelmiş. Sürekli böyle hayvan teper korkusu var ya. Bizden kalmamış, hep satılmış çok şükür. Oh 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 maşallah. Bunlar hepsi boğa mı oluyor abi? Evet. Mesela bu da bir ton 100 falan. Bu da bir ton 100. Bu da bir çok ton. 60. Paşa. Tamamdır abi, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olun. Sen bana çekmişsin.
Çek çek ne? Bacımızı de çek. Ha dur bak, sen şu yanına sen git bir, kapak sen, resmi sen yapalım. Elini şu şuraya kadar kaldır. Kaldır ellerini ha. Elini kaldır, kaldır. Dön dön kameraya bak. Elini de şöyle kaldır bir poz. Ha dön bana doğru dön. Bana doğru dön. Ya gel gel. Heh, tamam. Ha tamam. Hiç sesini çıkartma. Gel. Dur avuştur avuştur. O oklaş. Sen bana doğru dön İka. Ha. Oklaştır. Dön böyle. Ay çok tatlı. Bak. Of of of. Bak çok tatlı, maşallah. Abi kaç yıla kadar yaşıyor mesela hayvanlar? İşte boğalar iki yıl mesela dolduktan sonra üçüncü yılına biz kurbana getiriyoruz. Ha kurban onlar oluyor. Aynen. Peki mesela ömür olarak diyelim ki eceline bıraktık hayvanı. Üçüncü yılda kafa değiştiriyorlar. Kafa evet değiştirmezler olmuyor. Şimdi diş değil mi? Aynen dişi ama değiştiriyorlar. Şu hayvan dişini merak etme abi, gösterebilir miyiz ya? Abi o gücümüz yetmiyor ya maşallah hayvan ağzını aç. Açma hadi ya. Tabii. Of maşallah. Bir diş atmış da uygun. Başka bir hayvanınkini gösterebilir miyiz? Nasıl yani? Mesela bir diş dişini. Mesela kurbanlık oradan anlaşılıyor ya. Evet. Oradan tamam, hem ilgilendirmiş oluruz. Tamam. Bak. Evet, arkadaşlar iki tane bakın. Büyük bak, dişi büyük var. Diş var. Değil mi? Evet. İki büyük dişi olduğundan dolayı artık kurbanlığa aynen hazır oluyor. Aynen, aynen. Hayvan sahipleri arkadaşlar bu batı illerine daha çok yoğunlaşarak hayvanlarını getiriyorlar. Burada kurban öncesinden işte bir ay, üç hafta gibi bir süre kalıyorlar. Burada hayvan çadırlarının yanlarında uyuyorlar tabii kalacak yer olarak. Bir tane kaldı, bir. Satalım abi. Buna 11 lira diyoruz. 3 yaşını bitirmiş bu senenin kurbanı. Bitir. Mesela burada 3 yaşını bitirmiş var. Bu da 3 tamam yaşını bitirmiş. Cinsi farklı olduğundan cins dolayı mı hocam büyüklük değişiyor? Tabii canım. Simentel cinsleri daha gelişken oluyor. Daha gelişken. Bu simenter mi oluyor o zaman? Evet, kırması bu. Kırma. Orijinal değil. Anladım. Bu tosun, büyük tosun var ya orada. Tamam. Burada satılmış İstanbul'a gidiyor. E niye canım İstanbul'da yok mu? Var da işte var da özellikle buradan gidiyor. Buradan alıyorlar. Siz nereden geldiniz abi? Erzincan'dan. Erzincan. Bak bunların hepsi sırayla yorulmuşlar. Hepsi birbirinden görmüşler. Birbirinden gördükçe yorgun hissediyorlar İka. Hayvanlar tabii bir yandan sürekli dışkısını bıraktığından dolayı geçiş yollarını temizliyorlar. Bunlar Erzurum'dan gelmiş. Muş'tan gördük, Bingöl'den gördük, Samsun, Erzincan. Erzurum bakalım daha başka nerelerden var. Belçika Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunum yaz. Şu an çobancılık yapıyoruz. Yani bu da meslek kazanmadaki zorluklar değil mi? Atanma, iş bulma sıkıntısı. Yok daha iş bulma, iş denemedim de sadece babama yardım ediyorum. Ha denemedim. O zaman çobanlığın yaşı, statüsü falan yok. Herkes kesinlikle her zaman yapabilir. Kesinlikle. En güzeli. Siz nereden geliyorsunuz hocam? Samsun Alaşa. Maşallah herkes Samsun'dan geliyor ya. Seviliyor demek ki Samsun'lara. Ne kadarla arası değişiyor mesela? 500-2000 küçük baş hayvan. Nasıl 500'de? 1500-2000. 2000 arası. Bunlar da pahalı ya. Doğru mesela Van'da gidiyorsun böyle bayağı bir iri hayvan 1000 liraya falan geliyor sezonun dışında. Onlar biraz daha yağ toplayan hayvanlar. He? Bakışlıkta yağ toplasın. Allah vermişsiniz daha. Abi yok biz yağ yapıyoruz. Bunlar yağ toplamış. Herif bakmış. Bunun fiyatı... Beni bakıyor. Kaldırayım mı? Bakacak mısın? Yok. Bu şimdi kurbanlık mı abi olur mu? Aynen kurbanlık olur. Kaç. Yok gazete değil YouTube kanalıyız biz. Ha öyle mi? Eyvah. Ah geliyor kaç. Eyvah. Kaç 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 geliyor kaç. Kaçmış mı? Kaçmış. Buna ne istiyorsunuz? Buna 7.5 abi. 7.5. Abi. Hepsi düğe mi? Hepsi düğe abi. 7.5 diyorsunuz, 7'ye bırakacaksınız öyle mi o zaman? Abi daha aşağı ineceğiz. Daha aşağı ineceğiz. Zaten bak para etmiyor abi. Pazarlık sünnettir diyorsun ha abi. Bedava veriyoruz. Şu an mesela çobanın en büyük sıkıntısı ne? Şu anda hani derler, Türkiye'de hayvan yok. Evet. Türkiye'de hayvan çok. Çok ama alan yok. Allah maliyet Allah pahalı. Yemin torbası 100 milyon olmuş. Samanın kilosu 1 TL olmuş. Kurbanda falan hep alıyorlar ya. Yine yeterli değil mi o çoban için mesela üretici için? Tabii ki. Bir çoban 15 gün 1,5 milyar istiyor. 1,5 TL istiyor yani. Evet. Maliyet pahalı. Satamıyoruz. 6 milyar sadece buranın maliyetidir. Peki üretirken mesela en büyük zorluk ne oluyor? Mesela yem fiyatı mı oluyor? Yem, saman. Normal böyle mera hayvancılığı yapsanız, gezdirseniz yetmiyor mu? Yetmiyor. Neresiydi memleket? Muş. Ha Muş. Kışın tabii karla kaplı değil mi? Evet. Mecburen yem kullanıyorsunuz. Evet. Milyonlarca hayvan var ama kim alıyor? Elimizden kalmış. Evet. Neden ithal gelsin bize? Şu an kasapçılardan marketlerde etin kilosu 65 milyon. Evet. Biz şu an canlı veriyoruz. Etin kilosu 30 milyona geliyor. Değil mi? Yine de kimse almıyor. Allah Allah. Millet o zaman kesmeye falan mı uğraşmıyor o yüzden mi? Ya yok yani kimi var fırsat kullanıyor. İnşallah düzelir ya. 1500 kilometre yol gelmişiz buraya. Değil mi? İster istemez kar az da olsa satalım öyle gidelim diyoruz. Zararında olsa adam satar. Değil mi? Nasıl gözüküyor? Bir de bu hayvanı geri götürmek var tek türlü. 31 saat. Evet. Şimdi buradan götürsem 7000-8000 sadece tırnaklayasıdır. Evet.
Doğru valla. Peki ne zaman toplayıp gidiyorsunuz mesela hayvanları? Bayramın 3. günden sonra mı? En son o zaman kurban oldu ya. Hay gelsin, Allah hayırlı müşteriler versin. Öyle diyelim, eyvallah. Seyren. Hadi dayım bir tanesinin bin tepesine ya. Neden? Neden bilmezsin? Kızarlar, kızarlar. Kızmaz canım, kim kızacak? Yani sahipleri mi kızar? Yok, atmaz ya. Sen hafifsin ya. Onlar hissetmez bile, sinek kondu sanırlar. Ya. Bak sen, bak. Git. Git, sevmeni istiyor işte. Kırmızı ortu var, dikkat et. Valla hangi akla hizmet, sen kırmızı giydin ya. Onca boğanın arasında. İspanya'da matador güreşleri oluyor ya, boğa güreşleri. Oradaki bu matadorların bezlerine bakıyorum, hep pembe ama. Kırmızı değil. Değil mi? Acaba daha az kızsın diye mi? Bilmiyorum. Pembe oradakiler. Ama o sarıcı matador ki. Sen biliyor musun, kırmızıyı sevmiyorlar bu hayvanlar. Daha önce biliyor muydun? Bilmiyordun değil mi? Biliyorum ama o banteng matador. Kolay gelsin abi. Daha duruma göre. Erkek çok abi, gel seç. Ne var bugün? Burada keçiler var. Ay çok güzel ya. Erkekler hep sinir ama. Evet. Bilmiyorum, erkek oluyor herhalde. Böyle. Boynuz. Hangi et yedin daha önce? Hayvan olarak işte zaten koyun keçi bize çok yaygın. Hı-hı. İşte inek. Manda yedin mi manda? Manda yok. Mandanın yoğurdunu yedim ben. Çok seviyorum ya. Ördek eti yedim. Bak o da güzel. Tavşan eti hiç yemedim. Merak ediyorum nasıl. Tavşan yedim. Nasıl yemedin ya? Dayımlar kaç defa öyle tuttular. Ya dayımlar köyde vurmuşlardır. Ha, denk gelmedi. Tavşan, geyik. Tavşan. Geyik vardı. Romanya'da yaşıyordum ben o ara. Almadım. Yani keşke alsaydım. Bayağı pahalıydı ama. Denemek için en azından. Balık zaten vuruyorum sana zıplığında ya. En sevdiğin eti ne? En sevdiğim dana eti ama doğuda olacak. Dana antrikot. Doğuda olursa güzel oluyor, lezzetli oluyor. Batı'da bilmiyorum, o kadar çok fazla lezzetli olmuyor nedense. Yani anladım. Böyle bir farkı var. Daha önce domuz eti yedin mi? Domuz eti mi? Hı hı. Eyvah! Abla! Maalesef. Efendim? Şşş, dur söyleme, anneme söyler ya. Anneme söyleme. Enes domuz eti yedi. Ne yedin? Domuz eti. Yok be, yemiş. Şaka yapıyordun. He? Şaka mı? Şaka tabii. Hayır ki de şey mi? Hayır. Yok, ama anneme söyle ama. Hayır. Şş, vallahi söyle. Babama söylemeyi öldür vallahi keser. Hayır tabii ki öyle. Yok cidden yedim. Vallahi hayır yedim. Ya, inanmıyorum. Ama nasıl yedim? Bilmeden yedim. Bak bir gün, tamam, bir gün Filipinler'de tamam bir restorana oturdum İka. Dedim bakıyorum menülere. Böyle hep makarnalı. Makarna yenilen bir yer. Baktım böyle menülere. Sebzeli var falan filan. Zaten hep sebze takılıyorum. Ben dedim bir kere et yiyeyim bakalım nasıl olacak. Ama gittim sordum, bak dedim ki bu helal mi? Ondan sonra üzerindeki ne dedim? Tavuk dedi. Dedim bak evet, tavuk değil mi dedim, yani domuz değil. O dedi yok yok domuz değil falan dedi. Sonra ben yedim ama böyle yerken de böyle tiksine tiksine yedim aslında, öyle söyleyeyim. Karnım aç. O türlü yerlerde hep yiyecek sıkıntısı oluyor. Ondan sonra ben bir gün Filipinler'de markete gittim. O et farklı farklıydı, kesimi farklıydı böyle. Ulan gittim aynı kesimden böyle. Yine makarnanın üzerinde gösteriyor resim. Ulan bir baktım domuz eti yazıyor. Domuz etiymiş işte. Ondan sonra Allah'ım dedim. Yani orada bir tiksindim. Yani bilmeden yani yemiş ya. Yani bilmiyordum çünkü ama bilerek yediğini yani hiç iyi bir şey değil. Kesinlikle sanmıyorum. Yani hiç tercih edeceğiniz bir şey değil. Salam gibi bir hale getirilmiş. Yani normal bizim kırmızı et gibi doğranmış bir et değil. Yani dolayısıyla o tadı tam alamıyorum ama yani domuz etinin piştiği yerde böyle var ya, burayı kapatarak gezebilirsin anca. O kadar ağır kokuyor. Mesela Endonezya Müslüman bir ülke ama Bali diye adası var orada. Böyle 3-4 milyon Hinduizm dinine sahip insanlar yaşıyor. Yani Endonezyalılar ama Hinduizm dinine inanıyorlar. Dolayısıyla çok fazla domuz yiyorlar. Allah. Yani var ya, adanın her yeri domuz kokuyor. O kadar böyle. Yani gezemiyorsun. Evet. Ya onlar onu beğeniyor. İnek kutsal. Tabii canım. Tayland'da inek kutsal, o yüzden yemiyorlar. Bir de Tayland'da da mesela özellikle turist beldeleri tabii et ürünleri falan çok tüketildiği için çok pis kokuyor. Bir de Romanya'da da böyle bir tavuk aldım. Yani üzerine tabii ben bakıyorum Romence dilini o aralar tam bilmesem de içindekilere bakıyorum, yani yediğim şey nedir ne değildir. %100 tavuk yazıyor. Ondan sonra yiyorum ama böyle kesip yiyorum. Yani şey, tavuk eti dolapta satılıyor. Pişmiş ama dondurulmuş. Ama tavuk alıyorsun, etine benziyor yiyorsun. Mu tavuk, yani? Bak, tavuk etini pişirmişler. Benziyor tabii, %100 tavuk. Onda şüphe yok. Böyle paketliyorlar. İster soğuk ye, ister ıstarak ye, yiyebiliyorsun. Ama böyle içinde hep böyle bir garip bir koku var. Arkasına bakıyorum, %100 tavuk yazıyor. Ondan sonra arkadaşa gittim sordum, ya bunu neden böyle? Ya dedi ki bunu domuzlarla, diğer etlerle aynı yerde pişiriyorlar dedi.
Yani o yüzden onun yağı domuz yağıyla pişmiş. Ondan dolayı pis kokuyor. Ondan dolayı sen nereden biliyorsun böyle falan? Yani ben de işte böyle tam söylemedi falan. En son giderken öğrendim, o meğerse her zaman domuz yiyormuş. Arkadaş vallahi Müslüman falan demeden sürekli domuz yiyormuş. Sadece o değil mesela. Mesela dışarıda mangal yapmış. Sana soruyor, dana eti mi istiyorsun? İşte domuz eti mi istiyorsun efendim falan filan. Tamam. Sen dana eti yemek istiyorum desen bile domuzu aynı yerde pişiriyorlar. Olmuyor ki. Efendiler, yürüyün bakın. Yani dolayısıyla bulaşıyor ya. Yani domuz kokuyor senin aslında yediğin et de domuz kokuyor. Buyur, yemekten sonra hemen benim gibi var. Sıcakta gölgeye bulmuş uyuttum hayvan. Duydun mu kıyı? Ne? Aynı benim gibi yemekten sonra uyuyor. Teze kokuyor biraz. Evet. Sen seviyorsun ya. Ben severim ya. Bilmiyorum, kendimi köyde hissediyorum ben tezek olunca. Ne? Ne? Buza. Buza. Ne? Buzağı bulalım diyor. Buzağı. Buzağı ne demek? Buzağı şimdi buz var ya buz. Buzdan bir ağ. Hayvan gelmesi vurar. Yok yok. İneklerin yavrusuna deniyor. Küçük böyle. Çok küçük. Ah niye vurdun? Kamera titredi. Evet. Gözlerini kapatıyorlar arkadaşlar. Ki, ne yapacağız? Öyle gidiyor. Faktörlerle etkilenmesin. Tartacaklar. Kavga mı? Kaç kilo diye? Bize kurbandan ziyade eti önemli. Millet et derdi de kaç kilo çıkıyor, onda kaç kilo çıkıyor diye ama hasta olan tabii görmesin kurban etrafı, paniğe kapılmasın. Bu sefer kaçma girişiminde bulunuyor. Amca sen bize göster bakalım kaç kilo ya? Memleket neresi amca? Ben Karslıyım. Kars mı? Kars. Ooo güzel ya. Hayvanın tam memleketi. Evet, işte Kars hayvanı bu. Oh maşallah. Senin hayvanı mı getiriyorlar dayı? Hadi gözün aydın abi. Sağ ol. Sartacağız bakalım ne gelecek, kaç kilo gelecek. Hadi bakalım. 580 diyorum bakalım 600 gelir mi? 580 yok. Siz tabi göre göre hayvana alışmışsınızdır değil mi abi? Hangisi kaç tabii, kilo? Tabii. Hem de böyle gözün kapanmış. Kaç tane hayvan var amca? Kaç tane satıldı? 10 tane kaldı. Ha kaç taneden? 25 taneden. Ha 25 taneydi. 10 tane kaldı. 10 tanesi kaldı. İyi az kalmış. Satılır inşallah ya. İnşallah bakalım. Yani geçen seneyle şimdiki bu senenin fiyatı yani aynı. Hiç fark etmiyor. Hiç değişmedi. Allah bereket versin. Bu dolar artıyor iniyor. Çok etkilemiyor değil mi bu hayvancılığı? Etkiliyor mu? Etkilemez. Niye etkileyecek onun? Değil mi? Etkilemez. Etkileyecek bir şey yok. Ama yemler falan dolara bağlı değil mi? Etkilemiyor mu? Dolar şimdi düştüyse o da düşer. Doğru doğru. Dolar düştü. Kapatın. Kapatın. Önünü 500. Kaç? 500. Abi oldu. Amcanın tahmini 600 arkadaşlar. 500 geldi. Bize her kurban bayramı öncesi mutlaka kaçan boğa haberleri oluyor. 500 kilo. Kurtarır mı iyi mi? İyi. 1580 mi dedin abi? Yok 500 kilo geldi. 500 geldi. 580 mi tahmin etmiştin? 500, hayır onlar yine tahmin etmiş. Biz 520 filan demiştik. Hayırlısı ya. Onlar 500, bu sahibi de 508, ben de 520 filan ancak gelir. Bir var mı? 500 gelir. Hayırlısı ya, asıl olan kurbana tabii, niyet etmek öyle, değil mi? Tabii tabii. Hadi neyse canım, bırakın bu işi. Bırakın baba, malımızı size mi söylüyorlar ya? 600 kilo. Benim çıraklarım bana kafa tutur da onun için. Vallahi ya. Yazık hayvana, soğuk su veriyorsun da bari daha çok verseydin. Anne, ben içeceğim. Bak bak, en ayar olduğum şey de şu ha, bak dilini burnuna sokuyor ya. Bak bak. Evet ya. Sen içeceksin mi? Bak, burası benim yerim biliyor musun? Niye? Burası bak. Afyonlu Enet. Gördün mü? Evet. Sen ayıpsın, benim gizli yatırımlarım var. Vaaay. Tabii. İyiymiş ya. Tabii 03 Afyonlu Enet lütfen. Hayvanın helal kesilmiş olması da çok önemli. Fabrikalarda mesela, büyük fabrikalarda eğer denetlemiyorsalar, İslami kesimde ise hayvanın başını mesela bir kere de kesiyorlar. Ne oluyor? Hayvanın canı gidiyor. Aynen. Hayvanın canı gidince ne oluyor? Hayvan vücudundaki kanı atamıyor dışarı. Aynen. Atamadığı zaman ne oluyor? Bütün kan etlerde duruyor. Doğru. Sen pişirip yediğin zaman etli kanlı et yiyorsun. İşte ecnebi memleketlerde buna çok fazla dikkat etmezler. Senin orada yediğin dana etinin bile helalliği biraz şüpheli. Çünkü İslami kesilmiyor. Biliyor musun Serbi Bey? Japonya'da da öyle. Bir tane yeni şirket ama helal şirket öyle. Allah Allah. İnsanlar o tercih ediyor. Çünkü helal ve yok böyle farklı, tadına farklı. Kesiliyor, Allahu Akbar söylemezse o helal zaten değil, kesim değil olmuyor tabii. Evet. Japonlar o yeni şirket açılmış ya. Evet. Ben duydum, arkadaşım orada yaşıyor. O zaman bundan sonra gidelim öyle. Hayvanları Japonya'da alalım değil mi?
Ama Japonya'da pahalıdır ha, ona göre. Eğer yurt dışında mesela et yiyorsan hani o bile sıkıntı. Yemeyeceksin. Müslüman bir ülkede olman gerekiyor. Ama Endonezya Müslüman bir ülke. Ama yemekler çok farklı olduğundan dolayı. Sen de yemiyor. Sıkıntı, ben de yiyemiyorum. Enes'cim o zaman yurt dışında hatta mümkün bugün, olduğu kadar bugün, et yemeyeceğim. Bugün biri bana yazmış sabahın 5'inde. Evet. Ya ben Endonezya'dayım abi, çok acıktım, ne yiyeceğim ben burada? Sabahın 5'inde yazmış bana ya. Abi sıkıntı yani. Martabak şey ne dedin? Martabak dedin mi? Martabak sen videoda söylemiştin, onu da bulamadım ben dedi sabah. Ya, diğer eyvah. Yiyebileceği şey vardı ya, goreng, nasi goreng, onları söyledim. Ne veriyorsun şuradan hayana? Hangisini? Şuradan haya ne veriyorsun abi? Sen söyle hele, söyle fiyatını. Ona 18 lira ver abi. 18, 12,5 verem sana. Olmaz salla, abi. Salla salla, hayırlı olsun. Olmaz abi. 12,5'a salla. 18 lira abi. Abi sen de biraz hadi 12,5'a salla. 18 lira istedim abi. 13 verem sana. 13 olmaz, 14. 14'e salla. Salla salla. Salla salla. 13,5. Dur 15 olsun ya. Allah hayırlı olsun. Hadi hadi sen ya. Tamam anlaştınız mı abi? Anlaştık. Allah hayırlı olsun. Anlaştık. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abicim kollar güçlenmiş ya böyle. Sağ ol. Maşallah. Yetişemiyoruz maşallah. Güzel abi. Güdünüze yetişemiyoruz maşallah ya. Kaç tane hayvan vardı? Kaç tane kaldı? Bende 32 tane, 33 tane vardı. Aha. 13 tane kaldı. 12 tane kaldı. 12 tane. Evet. İyi ya, bir şey kalmamış. Son hafta zaten satılır gider Allah'ın izniyle. Vallahi şimdi ilk hayvanlarda memnun, sonraki hayvanlarda memnun değiliz. Niye? Piyasalar düşük. Ha, piyasa düşük olduğundan dolayı ucuza mı gidiyor biraz tahmin ettiğinizi? Tabi tabi ucuza Anladım. Gidiyor. Millet hep beleşe kaçıyor ama bir de şeyi merak ediyorum ben abi. Mesela satıyorsunuz yani güzel, Allah bol kazanç versin. Mesela para olayını nasıl yapıyorsunuz ki? Artık internetten mi gönderiyorsunuz yoksa? Hayır. Adam hayır. Parayı nakit, peşin alıyoruz. Bayramda peşin alıyoruz. Burada mesela güvenlik sıkıntısı olmuyor mesela. Tabii ki olur burada. Ama hala nakit üzerinden dönüyor değil mi piyasayla? Nakit üzerinde dönüyor. Nakit, nakit. Bak bak, orada hayvanların şemsiyesi var. Bak gördün mü bak. Onur sahibi oraya koydun sadece. Ama şemsiye aslında biliyor musun? Şemsiye niçin çıkartılmış biliyor musun ilk olarak? Güneş için çıkartılmış. Ciddi biliyor mi? Abla? Biliyorum. Şems, güneş, şems güneş demek zaten. Güneş demek. Bizde şems güneş demek. Nereden geliyor kelime? Güneşten korunmak için. Arapçada mı? Çıkartılmış. Yani şems Arapça. Şemsiye ilk olarak Çin'de üretilmiş. O da güneşten korunmak için ama yağmurdan değil. Tabii. Ama bizdeki insana yağmura çevirmiş. Yağmur evet. Biz de yağmur için kullanıyoruz ya genelde. Yoksa kar da olabilir, karla. Doğuda ama, öyle ya. Karla ama kar seviyorum yani. Gerek yok değil mi? Aynen. Kaç kilo bu? 900. Kaça veriyorsun abi? Satıldı abim. Ciddi mi? Evet. Kaça olsun sattım? Bir daha sat ya. Daha yüksek vereceğiz belki. 17'ye sattım. Üstü siz verin tamamlayalım. Ha 20 verelim abi. Sen boş ver abi. Senin hayvan kaçtı dersin. Öyle diyelim abi. Hey! Bana! Of 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 of. Ay abi bırak kızdırma. Hikazide peki en çok ne kurban ediyorlar? İnek tabii ki. Koyun çok, ha koyun yoktu zaten sizin orada değil mi? Endonezya'da keçi ve keçi. Keçi en çok, inek sonra keçi mi? Keçi. Bence koyun olmasın İnek değil de büyük baş diyoruz aslında. Enes sıcak. Çok sıcaklardan dolayı. Evet doğru tabii canım, değil mi? Eğer 2 seneyi geçerse inek kurbanlık oluyor biliyor musun sen? Ama 1 yaşında olursa olmuyor. Manda, sığır, büyükbaş bunlar da 2 yaşında olmak zorunda. Az önce bir tane abi gösterdi ya, 2 tane diş var altta. O zaman kurban oluyor. Develer de 5 yaşında olması lazım. Tabii. Şimdi biraz sonra develerin olduğu yer var. Gidelim oraya tamam mı? Fil'de kurban olur mu? Yok olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Develerin olduğu yer var. Var mı? He. Burada var mı? Hadi var. Gidelim ya. Yok şaka yaptım ya. Arabistan'da var. Arabistan'da vardır aynen. Koyunlar da 1 yaşında olması lazım en az. En az. Kurban olması için. 6 aylığa kadar eğer büyük gözüküyorsa mesela 6 aylık ama büyük ya. Annesiyle yan yana koyacaksın. Eğer fark göremiyorsan böyle o da onun gibi şişkinse yapılıysa o zaman o da kurban oluyor. Ha. En az 6 ay olmak zorunda mesela var. İnek 5 yıldır olur mu? 5 yaşında olur mu? Olur ama eti kart olur yani çok taze olmaz, evet, sert doğru, olur böyle. Sert. Hepsine cennete girecek. Vallahi cennete mi? Ben toprak olur diye biliyorum ama. Toprak ne demek? Yani toprak like a land you know. Aa öyle mi? Ben öyle biliyorum. Ben de bilmiyorum aslında ama tamam, bilenler yazar ya takipçilerimiz. Evet evet. Arkadaşlar ablam var ya. Ben de onunla kayınvalinimin evinde temizledim. Yukarı delik var izlemedisiniz. Hadi gidelim oraya. Bak dile bak. Bak bak dile bak.
Helen dayı bir kere öp bir yanından ya, ne oldu? Buldum. Neden? Ya. Elini köpülmez ki. Elinden öp o zaman. Şöyle bir kere. Sev bir kere. Sev, sev lan korkma. Bir şey olmaz, sev. Ooo Eren'e bak alıştı. Boynu yara olmuş anne bak. Boynu yara olmuş. Tahminim bunun boynuzu çarpmıştır buna. Evet doğru. Hayır ip kesiyor ip. He? O ip var ya. Aa gerçekten. O ip evet, çok geldiği zaman. İp kesmiş. Onu. Kesiyor ya. Ah yazık abi ya. Abi doğru söylüyor. Eyvallah. Ben... Abi sen bunda kolayca duş alırsın ya. Vallahi dinler yer uzatıyor vay yavrum baksana. Bunlar melek ya. Melek melek. Ben, ne diyor? Bak. Vallahi melek. Onun ne eti çok güzel. Sana değdir bakalım sen. Şey oluyor mu abi? Neden yalıyor biliyor musun? Neden? Tuz var ya. Seviyor değil mi? İnsan vücudunda tuz vardır. Evet. Tuzu yalıyor şu an. Bir de hayvanlara şey tuz veriyorlar galiba değil mi bazen? Niye veriyorlar onu? Yeminde bak vücut. Eti tatlı olsun. Vücut diye. Sen neden yemeğe tuz katıyor? Aynı onun gibi. Tabii tuz. Yok bir de mı? Bazen sadece tuz veriyorlar tuz galiba. Tuz veriliyor çünkü ihtiyacı var tuza. Bak şu anda biz kaç gündür tuz yemiyor ya bu. Evet. Bak elimi yalıyor hayvan. Bir de abi biz mesela bunları şey yapıyoruz ya mesela yetiştiriyorsunuz, satıyorsunuz ya. Evet. O kadar büyütmüşsünüz, alışmışsınız. Sattıktan sonra böyle içiniz bir şey olmuyor mu? Hayvanlardan ayrılıyorsunuz ya. Ya olmaz mı abi? Bir de kendim kesiyorum bazen. Ha, o zaman daha acıyor değil mi? Koç var şu ileride bak şu keçiye bak. Ne yakışıklı ya değil mi? Of, çok tatlı bak. Abi insan bunu kesmeye kıyamaz ya. Bu da yakışıklı be. Neyli? Çok yakışıklı bebeğim. Evet. Enes sen yakışıklı mı? Benden daha yakışıklı değil mi? Evet. Herhalde canım benim öyle saçlarım boynuzum yok ki baksana. Bayırı çok maşallah güzel, çok kötü. Gözler çok güzel oldu onların. Evet. Bak senin sevdiğin geldi bak buraya bak. Ha, merhaba. Bak işte buraya kadar geldi gördün mü? Çok yakışıyor. Of ne kadar yakışıklı ya maşallah değil evet. mi? Evet. Çok güzel. Evet. Tam bir kurbanlık. Evet. Hayatında ilk kez kurban pazarını gezdin. Evet. Ne düşünüyorsun? Ben mi? Güzel yani. Ama kokuyor. Önemli değil. Önemli değil mi? Hı hı. Önemli değil yani. Nasıl yani, buldun? Eğlenceli mi? Eğlenceli yani. Gezmek güzel mi? Gezmek güzel. Ama et yemedin sen bugün. Yiyeceğim. Sen mi? Ne zaman yiyeceğim? Küçükleri mi daha çok sevdin, büyükleri mi? İkisi de. Çünkü onlar tatlı var. Onlar çok sadece ne düşünüyor sadece yemek ve içmek o kadar. Sonra uyumak, uyumak öyle. Aynen. Mesela hiç başka yok. Mesela insanlar ay çok düşünüyor. Onlar yok. Bak. Evet bak yem veriyor ya bak. Hepsi panik oldu şu anda bak. Panik. Saldırıyor şu an evet, yemeğe bak. Ya biterse biz ne yapacağız diyor bak. Of 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 bak. Bak. Tabii. Abi hayvan ne kadar yiyor günde? 1 kilo mu yiyor? 2 kilo mu yiyor? Yer fazlasını yer abi. Abi 1 kilo yer. 1 kilo arpa, 1 kilo samur. Bir küçük baş onu yerse doyar değil mi bir gün? Doyar. Ne kadar abi arpanın kilosu şimdi? Kilosu 70 milyon. 70 kuruş. Torbası 80 lira. 50 kilo 80 lira. Bak onlar niye orada? Keçiler niye orada? Keçiler tırmanmayı çok sever Rika. Dağlarda böyle evet. Ağaçlara, dağlara sürekli. Bunlar dağ hayvanı böyle. Kayalıklarda evet. Çok iyi tırmanır evet. Bunlar ha. Bak burada bile koyunların arasında en üstte görüyor musun? Nasıl gidiyor bu sene? Bereketli mi? Daha sifta yapmadın abi. Hadi ya. Millet kan alıyor para yok diye. Yanlış bir soru sordum o zaman. Arkadaşlar burada çok garip bir koç gördük. 5 tane boynuzu var. Aman Allah'ım. 3 sağda 2 solda mı abi? Evet. Allah Allah. Evet bir yandan güneş batıyor arkadaşlar. Çok güzel bir gün batımı var. Bu videodan sonra annemle baklava bayramı yapacağım. Baklava bayramı mı? bayram baklava. Bayram baklavası. Bayram baklavası yapacağım. Ondan sonra da bayram alışveriş çıkacağız. O yüzden abone olmayı ücretsiz arkadaşlar unutmayın. Çünkü ben duydum ki birkaç ay sonra ücretsiz olacak. O yüzden şimdiden hemen abone olun. Tamam mı? Bir de zile de başın. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Selamünaleyküm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayınız. Thanks for your watching guys, don't forget to subscribe for more videos.